Muharrem Hocam, müsaadenizle başlıyorum. He, başlayalım. Aklımda 8.45 gibi kalmış ama Adem Hocam birazdan girer. Hemen vakti değerlendirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun. Tamam hocam, inşallah. Evet, değerli öğretmen arkadaşlarım, değerli hocam, bu akşamki konuğumuz Fahri Bey, Fahri Özçakıl Bey. Ben sunumuna geçmeden önce kendisi hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Ardından sözü Fahri Hocam'a bırakacağım. Fahri Özçakıl, Konya'da dünyaya geldi. Babasının da semazen olması ile küçük yaşlarda sema etmesini öğrendi. 1972 yılında açılan sema kursuna katılarak o yıldan itibaren sema mukabelelerine katıldı. 1991 yılında Konya'da kurulan Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunu sınavla kazanarak Kültür Bakanlığı sanatçısı oldu. Uzun yıllar semazen başı olarak ve 2008 yılında da Çeleviler tarafından verilen icazetname ile postnişin olarak sema mukabelelerinde görev aldı. Bu görevinin yanında 2015 yılından itibaren de tasavvuf müziği topluluğunda vekaleten müdür olarak görevine devam etmektedir. Fahri Hocam, tekrar hoş geldiniz. Gençlik Eğitim Kurumları Hizmetçi Eğitim Seminerleri olarak düzenlediğimiz bu programda. Bugün sizleri misafir ettik. Kırmadınız, davetimize icabet ettiniz. Allah razı olsun. Buyurun hocam, söz sizde. Hoş bulduk, şeref bulduk Nurettin Hocam. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Tüm katılımcı hocalarımıza selam, saygı ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Biz tabii gençlik eğitim kurumlarıyla aslında yabancı değiliz. Sağ olsun Muharrem Hocam bizi böyle çok yakın dostluğumuz uzun müddetten beri var. Bizim tabii küçük oğlum Mehmet gençlik eğitimden mezun oldu. Hatta Enderun'da ondan sonra gençlikten mezun oldu. Şimdi İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde iç mimarlık okuyor ikinci sınıfta. Ona sizlerden bahsettim. Çok selam ve saygılarını gönderiyor kendisi de inşallah. Biz tabii daha önceki yıllarda Mehmet Enderun'dayken orada da gene böyle bir grup oluşturmuştuk. Ben gelmiştim orada bir takım seçme öğrenci kardeşlerimize bir sema çalışması da yapmıştık orada bir dönem. Bu işin içerisinde olmamız hasebiyle tabii ki bize zaman zaman pek sizler kadar ağzımızı atlatmakta biraz aciziz ama bir şeyler anlatmaya çalışalım inşallah. Tabii konumuz Mevlana, Hazreti Mevlana, Mevlevilik ve Sema ile ilgili. Dolayısıyla bunu sizler de tabii bir Konyalı olarak çok yakından tanıyorsunuz, biliyorsunuz Mevlana Hazretlerinin Allah dostu olduğunu. Buradaki büyüklüğünü, tüm dünyadaki insanlara saçmış olduğu işin önemini sizler de yakından takip ediyorsunuz. Bizler de sizlere bu konular hakkında tekrar sizin bildiklerinizi, bizler bir şeyler anlatmaya, bilgilerimizi tazelemeye çalışacağız inşallah. Haddimizi mazur görün. Şimdi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri dediğimizde, öncelikle Mevlana Hazretleri Horasan'ın Behç şehrinde 30 Eylül 1207 yılında dünyaya gelmiş. Dolayısıyla Mevlana Hazretlerinin doğumundan sonraki tabii Horasan bugünkü Afganistan sınırları içerisinde yer alan bir bölge. O dönemde babası Sultan Bahaettin Hazretleri alimlerin sultanı olarak ismi bilinen büyük bir alim Sultan Bahaettin Hazretleri Horasan'da Behç şehrinde orada medrese eğitimi veren bir müderris. Tabii o dönemlerde bir takım kargaşaların olması münasebetiyle Mevlana Hazretleri'nin babası tabii kendisi henüz 5 yaşındayken oradan göç hazırlığına başlıyorlar. Yakın ailesi ve yakın çevresindekilerle birlikte bir göç grubu oluşturarak oradan hareket ediyorlar, ayrılıyorlar Horasan'dan. Tabii burada ilk gelirken Behç'ten İran'ın Nişabur şehrine geliyorlar. Nişabur'da burada Feridüddin Attar ile karşılaşıp onun ilgi ve alakasını çekiyor Mevlana Hazretleri. Ve bir müddet orada misafir olurlarken Mevlana Hazretleri tabii küçük çocuk. Ertesi gün bir rüya gördüğünü anlatıyor babası ve Feridüddin Attar Hazretlerine. Bu rüyasında bir Hazreti yani pirlerden bir tanesinin, mübarek zatlardan bir tanesinin işte kendisine 6 dallı bir gül fidanı hediye ettiğini anlatıyor.
Benedictine Hattar Hazretleri de bu rüyayı şu şekilde yorumlayarak kendisinin ileride 6 cilt bir eser yazacağını ve büyük bir alim olacağını kendisine müjdeliyor. Bunu bu şekilde gördüğünü tahmin ediyor, söylüyor. Ve o döneme kadar şimdilik benim yazmış olduğum bu Esrarname adlı kitabı size istifade etmeniz için hediye ediyorum diye kendisine kendi yazmış olduğu, Feridüddin Atlan'ın yazmış olduğu Esrarname'yi Mevlana Hazretleri'ne hediye ediyor. Tabii ondan büyük bir yıllar boyu istifade etmiş oluyor Mevlana Hazretleri. Daha sonra Nişabur'dan Şam'a geliyorlar. Şam'da ise İbn-i Arabi Hazretleri ile karşılaşıyorlar. Burada İbn-i Arabi Hazretleri, Mevlana Hazretleri ve ailesinin gelişlerini görürken şöyle bir tespitte bulunuyor. Sübhanallah, büyük bir okyanus, küçük bir denizin arkasına takılmış gidiyor diye öyle bir tespitte bulunuyor ki burada tabii büyük bir okyanus dediği Mevlana Hazretleri, küçük bir deniz dediğiyse babası Sultan Bahattin Hazretlerinden bahsetmektedir. Dolayısıyla bu yolculukları oradan Hicaz'a gelerek orada haç farizasını yerine getiriyorlar. Daha sonra oradan tekrar Anadolu'ya doğru hareket ediyorlar. Buradan Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri, Niğde yolundan Larende, bugünkü Karaman olarak bilinen Larende'ye gelip oraya yerleşiyorlar. Orada da 7 sene kadar ikamet ediyorlar, kalıyorlar. Tabii o dönemde Konya, Selçukluların başkenti olması münasebetiyle ilim, irfan ve sanat merkezi olarak büyük alimlerin, ulemaların Konya'da bulunması üzerine. O dönemde tabii ki Mevlana Hazretleri ve ailesinin büyüklüğü, oradaki ilgi ve alakalarının yapmış oldukları sohbetlerle ilgili tanınır olmaları Sultan Alaaddin Keykubat'ın dikkatini çekiyor, kulağına geliyor ve kendilerini Konya'ya davet ediyorlar. 1228 yılında Konya'ya gelerek buraya bugünkü Hazreti Mevlana'nın türbesinin bulunduğu yer, o dönemde Selçukluların gül bahçesi olarak, tabii bu Alaaddin çevresinde büyük bir kale içerisinde yerleşim merkezi var. Kalenin dışında ise bugünkü Mevlana Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu yer gül bahçesi olduğu için orayı kendilerine tahsis ediyorlar. Ve Mevlana Hazretleri tabii ki babası Sultan Bahattin Hazretlerinden ve bugün Kayseri'de metfun bulunan Seyyid Burhanettin Muvaffak Birinci Hazretlerinden ilim tahsil ettiği için genç yaşlardan itibaren Konya'da medreselerde, camilerde, vaaz-ı nasihatlerde bulunmaya ve etrafında pek çok insanın kendi sevgi, saygı ve muhabbetini kazanmaya vesile oluyor. Tabii burada Mevlana Hazretleri bu şekilde devam ederken karşısına Şems-i Tebrizi çıkıyor ki o artık Mevlana Hazretleri için bir miraç, yeni bir dönüm noktasını oluşturuyor Şems-i Tebrizi ile tanışması. Ve Mevlana Hazretleri'nin o döneme kadar yapmış olduğu farklı fıkhi meseleleri artık yeniden bir aşk yolculuğuna doğru bir yöneliş başlıyor. Aşk ve cezbe haliyle Allah'la beraber olma düşüncesi Şems-i Tebrizi'nin kıvılcımıyla yeniden alevlenmeye başlıyor Mevlana Hazretleri'nde. Ve tabii onun bu aşk yolculuğu kendisinin sema ile tanışmasını ve sema etmesini sağlıyor, vesile oluyor. Tabii burada semaya da gelmişken Mevlana Hazretleri semayı şu şekilde belki anlatmakta fayda var. Semanın lügatte işitmek manasına geldiğini hepimiz biliyoruz. Semi kökünden geldiği için. Dolayısıyla semayı şu şekilde anlatmakta fayda var. Nerede gönlümüze bir ses, bir ilahi neşe, Kur'an'ın manasını dinlemeye, Kur'an'ın o ilahi sesini dinlemeye ve nerede bir kainatın yaratılmış olduğu bu düzende ki bir düzenin ahengini görmeyi, bunu
bunları dinlerken de kalp gözüyle dinlemeyi ve kalbin insanın vücudunu harekete getirerek sağdan sola dönmeyi, tabii bu dönüşü Allah'ı zikretme düşüncesiyle kainatın her yaratılan varlığın bir dönüş içerisinde olması ve Mevlana Hazretleri'nin bunu idrak ederek düşünmesiyle kalkıp bir feyizle, bir cezbe halinde Allah'ı zikretmeye ve sağdan sola doğru dönmeye çalışıyor ki Mevlana Hazretleri'nin bu dönüşü tabii ki bir anlık bir cezbe ile yapılmış olan bir harekettir. Yani günümüzdeki yapılmış olan sema ile Mevlana Hazretleri'nin yapmış olduğu sema arasında bir fark olmazsa muhtemel tabii ki kesinlikle öyle olması lazım ama tabii Mevlana Hazretleri canlı cansız tüm varlıkta Cenab-ı Allah'ın tecellisini görmesi, onun bu yaşantısına ilgi ve alaka göstererek kendisinin de bir coşkunlukla hareket edip Allah'ı zikretmesine vesile oluyor. Dolayısıyla Mevlana Hazretleri'ni bu semadan bahsederken şunu da anlatmakta fayda var belki. Semayı Elest bezminde bu Araf suresindeki 172. ayette Elest bi Rabbiküm, yani ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabına Cenab-ı Allah'ın ruhlar aleminin kalibela, yani elbette sen bizim Rabbimizsin sesinin duyulması, işte bu insanlar dünyaya geldikten sonra tüm insan işte bu kalibela elestü bir Rabbiküm bu sözü, Cenab-ı Allah'ın bu sözünü ruhlar alemi olarak arayış içerisinde olmaları ve nerede güzel bir ses duysalar, nerede bir ilahi musiki insanın gönlüne hitap edebilecek bir musiki, bir ses duysalar, Allah'ın tecellisinin eserlerinin yansımasını müşahede etseler, insana işte bir coşkunlukla harekete geçirip, yani Cenab-ı Allah'ı arayış içerisinde bu düşünceyle kalkıp sema etmesi. Burada Mevlana Hazretleri'nin rubayesinde belirtmiş olduğu, işte insan dünyaya geldikten sonra her halükarda bu arayış içerisinde bir yaşayışı devam ettirmekte. Cenab-ı Allah'ın bu Elest bezmindeki sesinin arayışını içerisinde olduğunu bize anlatmakta Mevlana Cennet'in yazdığı. Şimdi biraz kafam dağıldı, kusura bakmayın, özür diliyorum. Şimdi tabii şeyden bahsedebiliriz. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin bu yaşantısı ve semadan sonra Mevlevilik tarikatının ondan biraz bahsedebiliriz. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin tabii ki babası ve kendisi de Kübevi tarikatına mensup oldukları için kendilerini Mevlevi diye söylememiz çok doğru olmaz. Çünkü Mevlevilik Mevlana Hazretleri'nin vefatından sonra oğlu Sultan Veled ve torunu Ulu Arif Çelebiler tarafından, kurulmuş bir yol. Mevlana Hazretleri'nin açmış olduğu bir yol. Onun yaşantısını, düşünce tarzını, eserlerini daha çok insana aktarabilme düşüncesiyle insanlara faydalı olabilme, kamil insan yetiştirebilme düşüncesiyle edep ve ahlak timsali insanların daha çok yararlanabilmesi için, onun eserlerini kullanabilmesi için Mevlevilik tarikatı olmuş. Bu Mevlevilik tarikatı tabii Sunni tarikatlar içerisinde, tasavvufun içerisinde Osmanlı döneminde en önemli tarikatlar içerisinde yer almış. Dolayısıyla Mevlana Hazretlerinden ilhamını almış olan bu tarikatın içerisinde tabii ki her şeyden önce ilim, irfan, musiki, sema, tevazu, muhabbet, mahviyet, güzellik, neşe, muhabbet, her şey bu Mevlevilik içerisinde yer almıştır. Dolayısıyla Mevleviliğin, Mevlana'nın ve semanın tüm dünyada tanınıyor olmasının özelliklerinden bir tanesi de budur. Yani içerisinde ne varsa her şey var. Çünkü
semayı bir vitrin olarak görmemiz gerekirse, o vitrinde sadece semazenler, sema eden semazenler ve müzisyenler orada bizim öncelikle dikkatimizi çekiyor. Ama o vitrinin görmüş olduğumuz dükkanın içerisine girdiğimizde işte orada envai çeşit Cenab-ı Allah'ın bize öğretmiş olduğu, Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinde yer aldığı pek çok güzellikler, tevazular, her şey onun içerisinde, dükkanın içerisine girdikten sonra onları bulmak mümkün. Ve Mevlana Hazretleri'nin bu yolunun içerisinde en önemli özelliğinden bir tanesi de insana insan merkezli olması. Yani insana insan olduğu için değer vermesidir. Yani burada Mevlana Cahit'in Rumi Hazretleri hiç kimseyi işte sen yani dininden dolayı, dilinden dolayı, renginden, ırkından, kavminden dolayı ayırt etmemiş. Herkese eşrefi mahlukat olarak yaratılmış olan insana değer vermiş. Ve onları potansiyel Müslüman olarak görüp onların elinden tutup onlarla ilgili bir alaka göstermiş. Ve gerçekten de o dönemlerde olduğu gibi 800 yıldır aşağı yukarı neredeyse hala Mevlana Hazretleri'nin tüm dünyada tanınıyor olması, saygı görüyor olması insan merkeziyetçi olmasından kaynaklanıyor ki gerçekten görüyoruz, şahit oluyoruz. Pek çok gayrimüslimler Hazreti Mevlana'yı tanıyarak, Mevleviliği tanıyarak, Sema'yı tanıyarak, Mesnevi'yi okuyarak gerçek manada kaynağa yönelerek işte bunun da çünkü Mesnevi'nin, Hazreti Mevlana'nın, Mevleviliğin gerçek kaynağında Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in sünnetleri yatmaktadır. Dolayısıyla insanlar bu arayış içerisine girdikten sonra artık İslam'la müşerref olma şerefine nail olmuş oluyorlar elhamdülillah. Bu tabii ki bizim için pek çok şahit olduğumuz buna benzer örnekleri biz görüyoruz, yaşıyoruz. Bizim için tabii ki sevindirici bir olay. Mevlana Hazretleri tabii ben ona işte Şeb-i Aruz ölümü anlaması, anlatması Şeb-i Aruz düğün gecesi olarak nitelendirmiş Mevlana Hazretleri. Dolayısıyla işte benim beni kabrimde aramayın, benim kabrim ariflerin gönüllerindedir buyuruyor. Dolayısıyla Mevlana Hazretleri'ni de o şekilde değerlendirmek lazım. Mevlana Hazretleri'nden sonra açılmış olan bu Mevlevilik tarikatı içerisinde en önemli kurumların başında da Mevlevihaneler gelmekte. Mevlevihaneler o dönemde Osmanlı döneminde özellikle Osmanlı'nın gitmiş olduğu her yerde bir Mevlevihane açılması sağlanmış. Bugün günümüzde Balkanlardan Kuzey Afrika'ya kadar Anadolu'nun hemen hemen pek çok şehrinde olduğu kadar ve Arabistan Yarımadası'nda da pek çok yerde Mevlevihaneler kurulmuş. Bu Konya merkezi sistem, merkezi olarak asitane olarak görülen burada yetişen Mevlevi dedeleri o dönemde Çelebiler tarafından farklı yerlere açılan Mevlevihanelere orada insanların yetiştirilmesi için gönderilmiş. Dolayısıyla Osmanlı'nın gittiği pek çok yerde öncelikle tabii ki oralara yerleştikten sonra oradaki insanların İslam'la müşerref olmaları, Hazreti Mevlana'yla ve Mevlevilik yolunda bu Mevlevihanelerde yetişen derviş insanların yaşantıları oradaki insanların da gönüllerine hitap ederek onların gönülleri kazanılmış, onların gönülleri fethedilmiş ve asırlarca boyunca orada Mesneviler, Mevleviler oradaki insanları irşad ederek İslam'la, İslam'ın bu güzel yüzünü oradaki insanlara aktarmaya çalışmış, gayret etmişlerdir. Ve Mevlevihanelerde gelen Neyniyaz dediğimiz gençler, burada çok sayıda gençlerin Mevlevihanelerde yetiştiğini ve burada yetişen insanların, dervişlerin pek çoğunda gerek musiki ile, gerek edebiyatla ve şiirle, işte ya dili yoksa yani bir öğrenimi yoksa orada Arapça, Farsça,
gibi derslerinin öğretilmesi, ilmi yönde, irfani yönde onların yetişmesi sağlanmış ve günümüzdeki güzel sanatlar okulu olarak değerlendirmek mümkün o dönemde Mevlevihanelerin bu çalışma düzenini. Orada Mevlevihanenin başında Matbah-ı Şerif dediğimiz mutfakta Ahçı Dede'ye gelen, teslim edilen Nev Niyaz dediğimiz gençler orada eğitimlerini görüyorlar. Tabii ki orada sadece yemek pişmiyor. Orada insan da pişiyor ve olgunlaşıyor. Yani Mevlana Hazretleri'nin kandım, piştim, yandım düşüncesi orada aslında bir pişmedir. Yani burada gelen Mevlevi adayları bin bir günlük eğitimini burada tamamladıktan sonra her türlü hizmetleri, temizliğinden getir götür işlerine, tahmisçilik işlerine ve çeracılık işlerine gibi pek çok 18 farklı hizmet dalında orada hizmetlerini tamamlıyorlar. Ve bu hizmetlerini yaparlarken de onların yaratılışına göre eğer kabiliyeti varsa onun musiki ile ilgilenmesi yönlendiriliyor. İşte müzikle ilgileniyor, şiirle ilgileniyor ve günümüzdeki hat, ebru, tesip, nakkaşçılık gibi pek çok güzel sanatların farklı dallarını oradaki insanlara eğiterek insanların yetişmesi bu şekilde sağlanıyor ve bu insanlar da az önce dediğimiz gibi giderek Mevlevihanelerde farklı insanların yetişmesini sağlıyorlar. Şimdi Mevlana Hazretlerinden önce Mevlana Hazretlerinden önce sema var mıydı? Mevlana'dan mı kaynaklandı acaba böyle bir şey diye belki akla gelebilir. Bunu şu şekilde belki ifade etmekte fayda var. Bir gün yani Peygamber Efendimiz zamanında bir semadan bahsedilmektedir kaynaklarda. Bu da şöyle ki Peygamber Efendimiz sahabeyle sohbet ederlerken oradaki bulunan herkese karşı farklı bir muhabbetle ayrı ayrı intifaklarda bulunur. Dolayısıyla burada Cafer-i Tayyar Hazretleri'ne herhangi bir şey söylemez. Tabii onun dikkatini çeker. Ya Resulallah, buradaki herkese farklı farklı iltifatlarda bulundunuz. Neden bana bir şey söylemediniz? Oysa ben sizi çok seviyorum deyince Resulullah, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ya Cafer, sizin simanız, ahlak ve davranışınız aynen bana benziyor diye kendisine bu şekilde iltifatta bulununca kendisi de o anda o bir coşkunlukla kalkıp sağdan sola doğru döndüğü rivayet edilir. Yani işte bu da bir semadır. Yani bir anlık bir coşkudur yani sema. Yani Mevlana Hazretleri'nin yapmış olduğu sema da budur zaten. Çünkü Mevlana Hazretleri hepimizin bildiği gibi işte saraflar, kuyumcular içerisinden geçerken orada Selahattin Zerkubi Konevi'nin dükkanının önünde çekiş darbelerinde orada işte düm tek düm tek düm tek gibi o sesleri Allah 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 diye düşünerek yani Allah'ı zikrettiğini, oradaki çekiş seslerinin bile kendisine Allah'ı hatırlattığını düşünerek kalkıp cezbe ile orada sema etmiştir. Mevlana Hazretleri'nin seması da bir anlık bir coşkunluktur. Dolayısıyla burada Cafer-i Tayyar'ın da yapmış olduğu bu Peygamber Efendimiz'in kendisine yapmış olduğu iltifattan kaynaklanan bu hareketiyle onun da kalkıp sema ettiği ve döndüğü rivayet edilir. Bunun haricinde ayrıca bir örnekte Hazreti Ebu Bekir üzerinden bilinen bir örnek var. Şimdi o dönemde bir gaza savaşa gidileceği dönemde Peygamber Efendimiz işte yardım toplama niyetiyle insanlara haber göndermiş. Herkes elinde ne varsa gazaya çıkacak oradaki askerler için, mücahitler için bir takım savaş hazırlıklarında bulunması talep edilmiş. Bu arada Hazreti Ebu Bekir evinde ne varsa hepsini büyük bir zevkle, muhabbetle oradaki gelen toplayıcılara bağışlamış, kendisi vermiş. Birkaç gün Hazreti Ebu Bekir camiye gelmeyince
Tabii Peygamber Efendimiz merak etmişler. Ebu Bekir neden görünmüyor, nerelerde acaba diye bahsedince Cebrail Aleyhisselam işte bir peştemal ile, peştemal de hurma dallarından yapılmış bir peştemal ile Peygamber Efendimiz'in huzuruna çıkıp gelirler. Ve Peygamber Efendimiz kendisine der, ben sizi daha önce hiç bu şekilde bu kıyafetle görmemiştim. Nedir bundaki hikmet diye bahsedince işte onu Cebrail Aleyhisselam buyuruyor ki ben diyor Cenab-ı Allah Hazreti Ebu Bekir siz bir kaza için yardım talebinde bulunmuşsunuz. Hazreti Ebu Bekir tüm malını, varını, yoğunu o kaza için bağışladı ve üzerinde giyecek bir kıyafeti yoktu. Sadece bu hurma dallarından kendisine bir peştemal yaparak ibadetini evde o şekilde yapıyordu. Bu hareketi Cenab-ı Allah'ın çok hoşuna gitti ve tüm meleklerine bu şekilde giyinmelerini emretti diye Peygamber Efendimiz'e bundan bahsediyor. Ve ertesi gün kendisini Hazreti Ebu Bekir'i davet eden Peygamber Efendimiz yine kendisine bu kıyafetiyle hurma dallarından oluşan peştemalleri görünce ya Ebu Bekir işte Cebrail Aleyhisselam diye insanın bu yapmış olduğun hareketten dolayı Cenab-ı Allah'ın senden razı olduğunu, kendisi de acaba Hazreti Ebu Bekir de benden razı mı diye soruyormuş diye kendisinden bahsedince Hazreti Ebu Bekir tabii bu güzel muhabbeti görünce ene razı, ene razı diye yani ben de razıyım, ben de razıyım diye orada kalkıp bir coşkunlukla sema ettiği rivayet edilmiş. Yani Peygamber Efendimiz'deki yapılan bir coşkunluk hareketi, bir sema bu şekilde de günümüze kadar rivayet olarak gelmekte. Yani Mevlana Hazretleri'nin yapmış olduğu tabii ki o fenafillah makamında önemli insanlardan bir tanesi olması münasebetiyle, Allah dostu olması münasebetiyle canlı cansız tüm varlıklar üzerinde Cenab-ı Allah'ın tecellisinin eserlerini orada görüp o coşkunlukla kendisi de zaman zaman sema ettiği biliniyor. İşte günümüzdeki semada Mevlevilik yolu içerisinde yıllarca gelen bu hareketin Allah'ı zikretme düşüncesiyle yapıldığı ve günümüzdeki semazenlerin de Mevlana Hazretlerinin o coşkunluğu yakalamış olduğu o coşkunluğu bir anlık yakalayabilme düşüncesiyle yapmış olduğu bir hareket olarak bir ritüel halinde günümüzde devam etmektedir. Nurettin Hocam süremiz nasıl acaba? Devam Abi edelim mi? ilk oturumda Fahri Bey Sorumuz ilk oturumda son 4 dakikaya girdik. kalan Sorular için devam. evet sorular için vakit galiba ilk oturumda kalmayacak. Siz cümlelerinizi tamamlayın. Soru bölümü için bir 10-15 dakika ikinci bir oturum başlatabiliriz. Hay hay. Tamam, peki. O zaman yani Mevlana Hazretleri'nin tabii ki ikinci bölümde belki semanın belki ritüellerinden de bahsedebiliriz eğer uygun görürseniz. Onlar tabii daha uygun olur belki. Yani günümüzde de yapılan semayı bir zikir olarak semazen sol ayak sabit, sağ ayak onun etrafında 360 derecelik bir dönüşle her çarkta İsmi Celal çekerek, Allah'ı zikrederek sema etmektedir. Dolayısıyla bugün Mevlevilerin Allah'a ulaşma şekillerinden, zikir çeşitlerinden bir tanesi, özellikle önemli bir tanesi semadır. Her tarikatın Allah'a ulaşma yolları vardır. Mesela Kadirilerin devran zikri vardır. Nakşibendi tarikatına mensup olan dervişlerin Hatme-i Hacegen zikri vardır. Mevlevilerin zikri ise semadır. Bunlar Allah'a ulaşma düşünce ve gayretiyle yapmış olan bu tarikatın zikir metotlarıdır. O zaman ikinci bölüme devam edeceksek burada şimdilik eyvallah diyelim. Evet Fahri Hocam. Şimdi oturumu sonlandırıyoruz. Tekrar aynı link üzerinden bağlantı sağlayacağız inşallah. Evet değerli arkadaşlar ilk oturumumuz sona erdi. İkinci oturum için tekrar aynı link üzerinden hepinizi bekliyoruz. Buyurun. Evet Fahri Hocam tekrar hoş geldiniz. Allah'a emanet olun.
Buyurun hocam. Şimdi tabii bugün yapılmış olan Mevlevi vakabelesinden belki biraz bahsedebiliriz. Günümüzde tabii yapılan Mevlevi vakabelesi aslında uygun olarak Osmanlı döneminde nasıl yapılıyorsa ki bu 17. yüzyılda son şeklini almış ve ritüel olarak da o dönemde Mevlevi hanelerde Mevlevilerin zikri olarak devam ede gelmiştir. O dönemlerde tabii ki Mevlevi hanelerde abdest alınıp vakit namazları kılınıyor ve daha sonra Mesnevi sohbeti yapılıyor ve semahaneye geçilerek orada sema zikri ile devam ediyordu. Ama günümüzde tabii ki bu tekevve zaviyelerin 1925 yılında kapatılmasından sonra uzun bir dönem bu da diğer tarikatlarda olduğu gibi Melevilik'te de bir inkıta süreci oluştu. Ta ki 1950'li yıllarda tekrar bu sema zikriyle, sema ile tabii o dönemlerde belki biraz insanların tabii tasavvufa karşı olmaları, tarikata karşı olmaları, hala o tekevve zaviye kanununun yürürlükte olması bu tür çalışmaların önünü tıkadığı için Hazreti Mevlana'yı seven pek çok insan maalesef Hazreti Mevlana'yı anmaktan bile korkar hale geldiği bir dönem yaşanmıştı. Ta ki bir dönem 1950'li yıllarda Amerikan Büyükelçisi Konya'ya gelerek işte onun hanımı Konya'da Hazreti Mevlana'yı ziyaret ettikten sonra yahu burada benim bildiğim Mevlevi dervişleri dönen dervişler olması lazımdı. Nerede ben onları görmek istiyorum diye bahsedince o dönemdeki insanların, idarecilerin ya acaba işte Amerika'da istiyor, biz de yapsak mı böyle bir şey falan diye tekrar akıllarına son olarak bir sema dervişlerinin bu çalışmaları gelmiş ve daha sonra bir televizyon çekimi, bir belgesel çekimiyle işte İstanbul'dan, Sivas'tan, Kütahya'dan o dönemdeki oralardaki semazenler davet edilerek burada belgesel çekim yapılmış ve işte bunu bir zikir düşüncesiyle, tarikat düşüncesiyle değil de sadece bir görsel olarak oradaki insanları anlamak düşüncesiyle yavaş yavaş işte Hazreti Mevlana'nın hayatından, Mesnevi sohbetlerinden, Ney Taksim'inden işte birkaç yıl bu şekilde anılarak devam etmiş ve ondan sonra da sema mukabeleleri yavaş yavaş tabii kesinlikle zikir düşüncesiyle değil bir görsellik, bir tiyatral bir gösteriymiş gibi bu düşünceyle yapılmaya çalışılmış ama o dönemdeki Mevleviler tabii ki kendi kabuklarına çekilmiş irfan sahibi insanlar. Bunun inşallah geçici bir süre olacağını, zamanla bunun da gündeme gelerek tekrar eski olduğu şekline döneceğini düşünerek ses çıkarmamışlar. Bu şekilde devam etmişler. Ve elhamdülillah ki günümüzde bu işin sadece belki sema boyutuyla, biz mesela Kültür Bakanlığı'na bağlı bir topluluğuz. Yani devlet eliyle yapılmış olan sema mukabelesini biz tabii yaparken bu işin sırrına vakıf olarak yani bir zikir düşüncesiyle yapılması bilinciyle hareket ediyor tüm arkadaşlarımız. Ama yani devletin şu anda yapmış olduğu bu işin sadece sema boyutu. Aslında tabii sema boyutu dediğimiz zaman sema mukabelesi mevlevilik yolu içerisinde çok cüzi bir miktarı, küçük bir bölümü ihtiva ediyor. Asıl gerçekte olması gereken Hazreti Mevlana'nın bize vermiş olduğu o eserleriyle, öğretileriyle, yaşantılarıyla, tavsiye ve vasiyetleriyle kendi yaşantımızı Kur'an ve sünnete uygun olarak Hazreti Mevlana'nın açmış olduğu yolda onun bize tavsiyelerini yerine getirerek ilimle, edeple, ahlakla bir yaşantı içerisinde hayatımızı tatbik etmek işin asıl önemli olan kısmı bu. Biz sadece dediğim gibi işin sema boyutu belki biraz daha ön planda tutuluyor ama işin asıl o iceberg'in görünmeyen kısmı, asıl onu ayakta tutan kısmı suyun altındaki derinliklerdeki o özellik. Bunu da tabii ki
ilim erbabı kişiler biliyor. Çünkü bir yaşantıdır Mevlevilik. Bu yaşantı olmadan, siz o manevi yaşantıya sahip olmadan istediğiniz kadar semazenin deyin, dönün. Orada bir anlam ifade etmez. Orada maalesef ki bu bir görsellikten, tiyatro gibi bir dönüşten ibaret bir dönüş şeklini alır ki bu işin asıl temelinde Kur'an ve sünnete uygun yaşam tarzının olması ve Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de zaten yaşantısını "Men bende i Kur'anem eğer candarım, men hakirehi Muhammed'in muhtarım" buyuruyor. Yani ben Kur'an'ın bendesiyim, Hazreti Muhammed'in yolunun tozuyum buyuruyor Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Her kim ki benim sözlerimden bunun haricinde bir şey söylediğimi iddia eden varsa ben o sözden de, o sözü söyleyen de şikayetçiyim, bizarım buyuruyor. Dolayısıyla Mevlana Hazretleri'ni anlarken onun tamamıyla Kur'an'a ve sünnete bağlı Allah dostu olarak görmek lazım. Günümüzde maalesef ki onu işte aşk peygamberi gibi, hoşgörü timsali gibi, işte filozof gibi değerlendiren pek çok insana rastlamak mümkün. Ama işte Mevlana Hazretleri'ni biz bu söylemiş olduğu Kur'an'ın da Hazreti Muhammed'in yolunun tozuyum sözü artık gerçek manada Mevlana Hazretleri'nin kimliğini ve bize kim olduğunu rahatlıkla göstermekte. Biz burada Sema mukabelesinden de bahsederken öncelikle tabii şunu belki söylemek lazım. Biz Kültür Bakanı Tasavvuf Müziği toplu olarak aşağı yukarı 2007 yılından itibaren her cumartesi günü Mevlana Kültür Merkezi'nde Sema mukabelesi yapıyor idik. Ta ki tabii bu pandemi döneminde biz yazın gene yaptık bir dönem. Ama son dönemlerde biz Şeb-i Aruz haftasını, ihtifal haftasında malum bildiğiniz gibi 7 Aralık, 17 Aralık'ta iki gün halinde ve o da televizyon ekranlarında seyircisiz, sadece protokole yapılmış olan bir program icra ettik. Bu sene de hatta sınırlı sayıda oldu. Daha önce Ahmet Özcanlar'ın ve Turul Efendiler'in gelip mesnevi sohbetleri yaptığı dönemlerde sadece biz Sema mukabelesi ile bu işe bu sene pandemi nedeniyle kısa tutmaya gayret ettik. İnşallah Allah tekrar o günleri gösterir. Yine o programlarımıza devam ederiz. Tabii bu Sema mukabelesini yaparken öncelikle Naat-ı Mevlana dediğimiz Naat-ı Şerif'le başlıyor Sema mukabelesi. Naat, Hazreti Mevlana'nın Peygamber Efendimiz'e methiye olarak yazmış olduğu bir naattır. Ya Hazreti Mevlana hak dost diye bahsetmesi, yani Mevlana demesi onun Efendimiz. Yani Hazreti Mevlana da mesela Mevlevilerin efendisi olarak isim o şekilde sıfat olarak söyleniyor. Hazreti Mevlana'nın Hazreti Mevlana demesi de yine Peygamber Efendimiz'e naat okunduktan sonra ney taksimi ile devam ediyor. Ney tabii ki tasavvuf müziğidir. Çünkü Hazreti Mevlana'nın en önemli eserlerinden bir tanesi mesela Mesnevi'dir ki bu Mesnevi'ye Bişnev izney tüm hikayet mikunet diye başlar. Ki bu Mesnevi'nin ilk 18 beytini Hazreti Mevlana kendisi direkt yazarak kitabın ilk ön söz haline almış. Daha sonra Hüsamettin Çelebi'ye dikte ettirerek ona yazdırmıştır Mevlana Hazretleri. Burada dinle neyden diye bahsederken ney sazından bize bahsetmekte ve neyin işte insanı kamili sembolize ettiği ve işte oradaki vatanından, kalmışlıktan koparılıp işte kurutulduğu, işte dağlandığı, delikler açıldığı ve daha sonra işte oradan ses çıkarıldığı falan. Bunu tabii ki insanın yaşantısına göre değerlendirerek göre bize neyden bahsetmektedir ki? İşte insanda ruhlar aleminden koparılıp dünyaya geliyor. Burada işte Cenab-ı Allah'la buluşma düşüncesiyle oraya gidiyor. Yani bu bir yolculuk olarak Mevlana Hazretleri Mesnevi'de bundan da bahsetmektedir. Ney de gene bize nefai ilahi yani Cenab-ı Allah'ın insanı balçıktan yaratması ve ona kendi ruhundan üflemesini bize anlatmaktadır.
Daha sonra Ney Taksim'i bittikten sonra Devri Belediye dediğimiz bir yürüyüş. Semazenler'in Semahane'de 3 kez yürüyüşü olmaktadır ki başta Postmişim dediğimiz Şeyh Efendi ve onun arkasında onu takip eden, onun rehberliğinde onu takip eden dervişler Semahane'yi 3 kez devrederler. Bu ilmel yakin olarak Allah'ı bilmeyi, aynel yakin olarak görmeyi ve hakkel yakin olarak ona ulaşmayı anlatan bir dönüş şeklidir. Burada mukabele dediğimiz Mevlana'nın makamıdır. Onun önünde semazenler karşılıklı olarak birbirlerine baş keserler. Yani selam verirler. Bu canın cana selamıdır. Asıl mukabele budur. Yani görüşmedir bu. Ve bu Devri Belediye Peşrev eşliğinde müzik grubunun, mutrup heyeti dediğimiz müzik grubunun oluşturmuş olduğu Peşrev ile devam eder. Üç kez devredildikten sonra semazenler üzerlerindeki hırkaları çıkartmak suretiyle beyaz tenureleriyle kalarak sema ayinine başlamış olurlar. Semazen başıyla semazenler Şeyh Efendi'nin ya da postnişinin elini öper. O da onların sikkesini öperek semaya giriş destur iznini vererek dört selam halinde sema mukabelesi yapılır. Burada tabii ki belki kıyafetlerin anlamından falan da bahsetmek gerekebilir. Tabii burada semazenlerin semaya girişte işte üzerlerindeki siyah hırkası ve başındaki sikkesi ve işte içindeki beyaz tenüresi her şeyin bir ayrı bir sembolize ettiği bir anlamı, manası vardır. İşte başındaki sikkesi onun mezar taşını, üzerindeki hırkası, siyah hırkası kabrini temsil eder. Ve bu bir miraçtır. Semazen aslında tefekkürü mevt ediyor. Yani burada işte mutu kabri ente mutu, yani ölmeden önce ölümüzün sırrına burada işte diyor ki ben üzerimde benim mezar taşım, üzerimde benim hırka, benim toprağım, öteki dünyada öldükten sonra Cenab-ı Allah'a karşı ulaşma, ona kavuşma düşüncesiyle bir yolculuk yapıyorum. İşte benim toprağımdan sıyrıldım, tekrar öteki dünyada dirildim ve üzerimde beyaz tenuremle, yani beyaz kefenimle bir yolculuk başlıyor. Yani bunu tefekkür ederek yani ölümü düşünme hadisesi tabii ki tüm tarikatlarda olduğu gibi Mevlevilerde de bu şekilde cereyan ederek Allah'a karşı ulaşma düşüncesiyle zikir meclisine orada meydana çıkarak Allah'ı zikretmeye başlamış oluyor. Ve tabii dört selam halinde oluyor. Dördüncü selamda postmişim ve semazen başı da semaya kol açmadan, hırkasını çıkarmadan girip sema ediyor. Ve en sonunda Kur'an-ı Kerim ve dua ile de sema mukabelesi tamamlanmış oluyor. Evet, Nurettin Hocam. Evet Fahri Hocam, teşekkür ederiz. Soru bölümüne geçeceğiz. İlk soru kurum danışmanımız Yusuf Bey'den geldi. Mevlana'da eğitim noktasında, eğitim anlayışına ve rehberliğine de birkaç cümleyle değinebilirsek bu konudaki eğitim metotları noktasında onunla beraber diğer sorulara geçebiliriz inşallah. Hayır, hayır. Tamam hocam. Şimdi aslında ben Mevlana'yla eğitimle ilgili aklıma da geldi. Bir konuda hazırlamıştım ama şimdi burada şundan belki biraz bahsedebilirim kısaca. Mevlana Celaleddin Hazretleri eğitimi şu şekilde bize anlatmakta. Mevlana gençlik günlerinde yapılması gereken şeylerin ihtiyarlık dönemine bırakılmaması gerektiğini Mesnevi'de bize çok güzel bir örnekle bahsetmiş. Burada ondan bahsedebilirim o zaman. Bu Mesnevi'deki örnekte bir valinin yola dikenli çalı diken bir kimseye diktiğin dikenleri sök diye emir vermesi. Bu başlıkla altında bir hikaye anlatmaktadır Mesnevi'de Mevlana Hazretleri. Şimdi burada tabii tatlı sözlü fakat sert duyulu adamın biri yol üstüne dikenli bir çalı dikmişti. Yoldan geçenler onu ayıpladılar. Bunları sök at dediler. Fakat o dinlemedi, sökmedi. O dikenli çalı her an büyüyor, çoğalıyordu. Halkın ayağı diken yarası ile kanlara bulanıyordu. Geçenlerin elbisesi dikenlerden yırtılıyor. Yalın ayak gezen yoksulların ayakları paramparça oluyordu.
Vali o adama bunları sökmelisin diye emir verince o evet bir gün sökerim diye çok dikkate almamıştı. Bir müddet yarın öbür gün sökerim diye vaatte bulundu. Bu müddet içinde de diktiği dikenler kökleşti, kuvvetlendi. Tabi burada validen Murat, Mürşidi Kamil'den bize bahsediyor Mevlana Hazretleri. Diğer dikenden maksat da kötü ahlak olduğunu bize anlatmakta. Şimdi burada Şefik Can da Peygamber Efendimiz'in bir şeyi sonra yaparım diyenler helak oldular hadisi. Bu konuyu aydınlattığı gibi bugünkü işi yarına bırakma atasözü de aynı konuyu ifade etmektedir. Şimdi burada tabii o dikenler hem kuvvetleniyor ve ömür geçiyor, yaşlar ilerledikçe de aslında o dikeni diken adam sökmekten tabii imtina ediyor. Bir gün sökerim diye ama kendisi de ihtiyar oluyor, yaşlanıyor. Ve burada vali ona tekrar uyararak çabuk ol, işi sarsaklama, vaadini yerine getir diye söyleniyor. Sen yarın bu işi görürüm diyorsun ama şunu iyi bil ki gün geçip gittikçe o dikenler daha çok yeşeriyor, kuvvetleniyor. Onu sökecek olan da ihtiyarlıyor, kuvvetten düşüp kalıyor. Sen de her bir kötü huyu bir diken bil. O dikenler kaç keredir senin ayaklarına battı, seni yaraladı. Evet, kaç kere kötü huyun seni yaraladı, perişan etti. Sen kendi tabiatından hastalandın. Fakat sen de duygu olmadığından hastalığın sebebini anlamıyorsun. Sen çok duygusuz yaratılmışsın. Çirkin huyunun başkalarını rahatsız ettiğini, yaraladığını bilmiyorsun. Yani burada Mevlana Hazretleri bu şekilde bize bu örneği verirken aynı zamanda yani kötü huyun genç yaşlarda, küçük yaşlarda insanın kendi yaratılışına sirayet etmeden onun bir an evvel temizlenmesi, onun gençlerin bu dikeni üzerinde bulunan dikenli yollarının üzerindeki dikenli yolların temizlenmesi, buna tabii ki sizler eğitimciler olarak büyük hassasiyet gösteriyorsunuz. Buna da Hazreti Mevlana bu şekilde bize örnek veriyor. Teşekkür ederiz hocam. Evet değerli arkadaşlar, soru bölümünde soru sormak isteyen arkadaşlara söz hakkı verebiliriz. Buyurun mikrofonu açarak. Nurettin hocam. Buyurun Selma hocam. Evet. Soru değil de ben Fahri hocama teşekkür etmek istiyorum. Selma hocam nasılsınız? Biz size teşekkür ediyoruz. Elhamdülillah hocam. Sizler de iyisiniz inşallah. Hamdolsun, Allah razı olsun. Sağ olun. Hocam iyilik versin hocam. Öncelikle bu güzel akşamda aramızda bulunmanız gerçekten bizleri çok mutlu etti. Kıymetli vakitlerinizi harcadınız. Gerçekten güzel, kıymetli ve bereketli bir sohbet oldu hocam. Estağfurullah. İnşallah biz de akademisyen değiliz. Bizim sularımız çok yani pek laf bilmeyiz ama. Estağfurullah hocam, yani, estağfurullah. Evet. İnşallah bizler de Pir Hazretlerinin dünya görüşünden, insana ve dünyaya bakış açısından ve onun nezdinde bütün ehli irfanın hallerinden halleniriz hocam. Duamız hocam bu yönde. Kıymetli evladınız Mehmet'in de hocalığını yapmak nasip oldu elhamdülillah. Allah razı olsun. Elhamdülillah diyorum çünkü bazı öğrenciler için bunu söylüyoruz biz kendi adımızda. Onları ben Rabbimizin bize birer ikramı olarak düşünüyorum. Mehmet'in de o küçüklük döneminden yetişkinlik dönemine doğru izleme, gözlemleme şansımız oldu. Elhamdülillah o bahsettiğiniz bütün hallerle hallenen bir çocuktu. Biraz önce Muharrem Hocam evinizin dekorasyonuyla ilgili sözler söylerken şeyi hatırladım. Geçmişte bir vesileyle evinize ziyarete gelmiştik. Kapıdan girerken ben teşbihte hata olmaz. Bir mabede giriyor gibi hissetmiştim kendimi. Bu manada ben şahsiyetlerin yaşadıkları mekanlara tesirini çok net görüyorum elhamdülillah. Sizde de onu yaşamıştım. Kıymetli eşiniz, evlatlarınıza selamlarımı iletiyorum bu manada. Çok teşekkür ediyorum.
Allah razı olsun hocam. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun. Mehmet'imiz de sizin gibi öğretmenler yetiştirdi. Allah razı olsun sizlerden. Ne kadar dua etsek az hocam. Her şey karşılık. Estağfurullah hocam. Bir mukabil. Sağ olun. Hayırlı akşamlar tekrardan. Teşekkür ederiz. Evet Muharrem hocam, soru noktasında galiba sonlandırıyoruz. Kapanış konuşmaları için ben sözü kurucu temsilcimiz Muharrem Bey'e bırakıyorum. Sayın hocam buyurun. Muharrem hocam mikrofon kapalı galiba. Gelmiyor mu sesim? Şimdi geldi hocam buyurun. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani postnişimiz Fahri Bey, Allah razı olsun, bize güzel bir akşam yaşattı. Hazreti Mevlana'dan ta 800 yıllardan beri böyle gelen bir geleneği tanıtmış oldu, duyurmuş oldu. Allah kendisine razı olsun. Tabii anlatan önemli de dinleyen de çok önemli. Bizim ekip Hazreti Mevlana'nın pirin yolunun yolcusudur inşallah hocam. Yani bizim işimiz çocuklarımızın hem akıllarını geliştirmek hem ahlaklarını güzelleştirmek. Hazreti Mevlana da bu bütünleşmiş elhamdülillah. Mesnevi okuduğumda gördüğümüz o ki insanın aklını geliştirmesi için ne gerekiyorsa orada Hazreti Pir gayet güzel bir şekilde bunları hikayelerle, çeşitli olaylarla anlatmış. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu inşallah bizlere o zihnimizi, aklımızı, beynimizi ve gönlümüzü geliştirmeyi nasip eder. Tabii bütün bunların yanında ahlak çok önemli. Hazreti Mevlana'da biz bunu görüyoruz. Zannedersem Hazreti Mevlana'nın ta o çağdan bu çağa aydınlatması da söylediklerini yaşaması, ahlakındaki o derinliğidir diye düşünüyorum. Cenab-ı Hak bizlere de nasip etsin. Bu Mevlevi hanelerin işleviyle ilgili bir miktar bahsettiniz. Allah sizden razı olsun. Yani fütühatların herhalde yerleşmesinde ve insanların dönüşmesinde en önemli insanın eğitimindeki mekanlar, dergahlar, Mevlevi haneler oldu diye diyorum. Bugün dünyada şu araştırmaların yapıldığını biliyoruz. Yani Osmanlı o çağda o kadar yüz ölçümü geniş bir alana nasıl hitap etti de 600 sene idare etti diye araştırıyorlar. Bunların altında yatan gerçeklerden bir tanesi Mevlevihane gibi dergahlar olmuş. Yani insanların eğiten ocaklar olmuş. Tabii bizim tarihimizde bunların güçlü yerleri var. Ancak biz son işte 100 seneye girdiğimizde eğitimdeki ihmallerimizden kaynaklanan yapıyla kendi değerlerimizi de bilmiyoruz. Biz dışarıdan bir şeyler almaya çalışıyoruz ama dışarıdakiler de bizden alıyorlar tabii. Biz kendi kıymetlerimizin farkında değiliz. İnşallah bu şekildeki gayretlerle kendi kıymetlerimize doğru da böyle yöneleceğiz. Kendi kıymetlerimizin de önemini ortaya çıkartacağız. Ve insanlık alemine yeniden ışık olacağız diye dua ediyoruz. Ben size tekrar teşekkür ediyorum, vakit ayırdınız. Sağ olun hocam. Biz sizden özel manada okul olarak, kurumlar olarak dua bekliyoruz inşallah. Siz bu işe emek veriyorsunuz. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Dinlediler hep. İnşallah Hazreti Mevlana'yı anlama erdemine de Cenab-ı Hak huzurlaştırsın diyorum. Hayırlı akşamlar olsun cümlemize inşallah. Allah razı olsun. Biz de o zaman bir Gülbak duasıyla tamamlayalım Muharrem hocam. İnşallah. Allah razı olsun. Vakti şerif hayrı, hayırlar fethi, şerler defi, niyazlar kabulü, muradat usulü, dini İslam nusratı ve kafeyi ehli iman ervahı için ve haseten aziz, şerif, latif, cenab-ı vacibül vücudun rızasının celbi için, Allah rızası için El-Fatiha. Efendim geceniz hayırlı olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı hocam. Allah razı olsun. Gecenin bu vaktinde vakit ayırdınız bize. Tekrar teşekkür ediyoruz tüm arkadaşlarımız adına. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere inşallah. Değerli öğretmen arkadaşlarım, bugünkü eğitimimiz de burada sona erdi. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir sonraki eğitim programında buluşmak dileğiyle. Görüşürüz arkadaşlar.